Müteakiben gün içerisinde gelen istirahat halindeki alarmı bir enkazda canlı olduğuna dair duyum ve ihbar sonucunda işte bizim bu değerli depremimizle karşılaşma fırsatımız oldu. Evet, alarm bölgesine gittik. Enkazın ikinci katından canlı ihbarı gelmişti. Jandarma arama kurtarma ekiplerimizle birlikte bir termal kamera faaliyetimizle ısı aldık. Kesin canlı olduğuna dair kararımızı verdik ve bina içerisine girmeye karar verdik. 4 saatlik bir kazı bizi o dönemde deprem, şimdi hayat diyelim, bu konuyla ilgili kendisine ulaşmamızı sağladı. Bize tepkisi ilk etapta ilk havlamayla oldu ama gözünde de muazzam bir yaş vardı. Çünkü kendi sahipleri maalesef deprem içerisinde enkazda vefat etmişlerdi. Depremi biz çamaşır makinesiyle kolon arasındaki küçücük bir noktada, onu hayata bağlayan bir çamaşır makinesi, o kolon arasında sıkışmış ve ayakları belli bir noktada moloza girmiş şekilde bulduk. Kolon bizi biraz uğraştırdı ama depremi de o süreç içerisinde sağ salim kurtardık. Sonrasında depremle ilgili bir bağımız şöyle oluştu. Depremi tabii ki çıkardıktan sonra ilgilendik. Karnı açmıştı çünkü. 3 gündür göçük altındaydı kendisi. Karnını doyurduk. Oradaki imkanlar doğrultusunda duşunu yaptırdık. Birkaç saat ilgilenmeden sonra ayrılmamız gerekirken maalesef deprem bize bu konuda müsaade vermedi. Aracımızın, evet aynen, aracımıza hemen etki tepkiyle bindi. İndiremedik. Sonra arkadaşlarımızla konuştuk. Yusuf Bey dedi ki bu bizim kaderimiz. Biz depremi şimdiki adıyla hayatı sahiplenelim. Bu konuyla ilgili Antalya'dan gelen sivil toplum kuruluşlarından veya gönüllü arkadaş grubumuzla irtibata geçtik. Bizden önce deprem Antalya'ya geldi. Birkaç günlük işte oradaki çalışma faaliyetlerimizin sonunda depremle Antalya'da karşılaştık. Tekrar ilk buluşmamız gerçekten dramatik, bir o kadar da duygusal oldu. Gördük. Dedi mi gördük? Hadi bakalım. Hadi oğlum. Hadi. Ne oldu? Otur bakalım. Otur. İnşallah Kepez Belediye Başkanımızın vermiş olduğu desteklerle Kepez Belediyesi arama kurtarma ekibine entegre ettik. Artık o bizim bir parçamız. Şu anda eğitimlerine başladık. 3 gündür sağlık işlemleri bittikten sonra günün 6 saati arama kurtarma üzerine kendisini yetiştireceğiz. O bizim artık bir üyemiz. Hatay bize temsili göndermiş oldu. Kepez Belediyesi arama kurtarmanın şu anda 5. üyesi kendisi. O da herhalde can kurtaracak. Kesinlikle evet. Çok istekli, çok da iyi komutanlayabilen bir hayvan. Artık hayata bağlayacak bizi. Müteakip Allah tabii ülkemiz adına başka afetler vermesi temennimiz değil ama böyle durumlarda inşallah o da ailesinden, geriye kalanlardan, bize kalan mirasla oradaki hayatları yaşatmak için yön ve önder olacak. Çünkü hakikaten o bölgede arama kurtarma köpeklerini milyon dolarlık dijital aletler kadar önemli, hatta onun önünde olan bir burun yapısına sahip olduğunu, çok kısa alanda çok anlık ve nokta yer göstermek, bize zaman kaybını önlemek adına çok çok faydalı oldular. Oradaki o hayvanlar gerçekten bizim gururumuz oldu. Yani biz de onun içerisinde bu arkadaşımızı ailemize katmanın büyük bir gururu.